çak yüksek şu tirenin damları yol etti de gitti. Damar oğlunun kanları yol etti de gitti. Damar oğlunun eminem de kanları. İmamoğlu çok beklesin damları. Sırtını Aydın Dağları'na yaslamış, küçük Menderes Ovası'nda yer alan yeşil tire. Silüetinde geçmişi gelecek kuşaklara aktaran bir güzel Ege kasabası. Seninle benim davamım müstantikte eminim görürsün. Evliya Çelebi seyahatnamesinde şehri muazzam, tahtı kadim demişti Tire için. Çünkü Tire, padişahların geçerken otağlarını kurdukları, nazırların kütüphaneler inşa ettikleri ve ilim ehlinin medreselerde öğrenciler yetiştirdiği bir şehir, bir kent olmuştu. Ama biz bugün, bugüne kalan Tire'yi görmeye geldik. Gören bilir, Tire'de. Tire'de erken saatler, hummalı bir çalışma var. Tire pazarı kuruluyor bugün. Bugün günlerden salı. Türkiye'nin en büyük pazarlarından bir tanesi Tire pazarı. Hem buradaki esnaflar, esnaflık yapmayanların yaptığı yöresel ürünleri satmaları için ve dışarıdan gelenlerin kolektif bir çalışması. Çok büyük bir pazar. Tire'nin her sokağı, her köşesi ayrı bir ürünün sergilendiği yere dönüşecek. Ancak pazarın başlaması için bir şey eksik. Bakalım neymiş, dinleyerek öğreneceğiz. Tire'de pazarcılar pazar duası ile güne başlıyor. Bolluk ve bereket için şükredilip kazanç için dua ediliyor. Pazar dediysek öyle birkaç sokağa yayılmış ya da bir meydana kurulmuş sergiler zannetmeyin sakın. Tire'de salı günleri bütün kasaba bir pazar yerine dönüyor. Arkamda gördüğünüz kırmızı ışık pazarın tam da ortasında. Yani şehrin içinden bir pazar geçiyor. Salı günleri burada hayat adeta duruyor. Kırmızı ışık var, biz de bekliyoruz. Bütün ara sokaklarında, mahallelerinde bir hareketlilik, bir telaş. Genciyle, yaşlısıyla, şalvarlı ve tülbentli hanım teyzeleriyle tezgahlarında çeşit çeşit otlar, taze sebzeler, mis kokulu meyveler, peynirler çökelekleriyle seyrine doyulmaz bir insan şenliği başlıyor. Bu insan şenliğinin ortasında kala kaldık. Tire pazarını gezmeye nereden başlasak bilemedik. Hadi rastgele. Thank you.
Bunlar senin kendi yaptığın ürünler mi? Evet, evet, kendi yaptığımız. Her salı günü pazara çıkarıyorsun. Evet, çıkarıyorum çocuğum. Nasıl satışlar peki? Az çok oluyor işte. Oluyor mu? Ha, ne yapalım? Kendi harçlığımı çıkarıyorum diyorsun. Çıkarıyorum. Ekmek param çıkarıyorum. Allah berkat versin. Ne Allah bereket otursak versin. Kim yiyecek? Hem çocuğum. Ondan işte böyle bunlardan erişte koyuyoruz. Taranı koyuyoruz. Ot çöp koyuyoruz. İşte böyle böyle. Kolay gelsin. Sağ ol. Hadi bakalım. Güle güle. Pazarı gezerken ara sokaklardaki bir dükkan dikkatimizi çekiyor. Raşit Usta. Tire'deki tek şemsiye tamir ustası olan Raşit Usta tam 52 yıldır bu dükkanda çalışıyor. Zamana ve teknolojiye inat. Efendim Tire'de pazar kuruldu, duası okundu, alışverişler başladı. Şimdi pazar tüm canlılığıyla devam ediyor. Biraz da Tire'yi gezmeye ne dersiniz? Hadi gidelim. Dere Kahve, 2000 yılında yapılan çevre düzenlemesiyle tarihi değerleri ve doğal güzellikleri koruma altına alınan bir mekan. Kentin içinde sığınak misali, adeta gizli bir cennet burası. Tire'yi sizler adına gezmeye devam ediyoruz ve bizi harika bir yer karşılıyor. Burası Dere Kahve adı verilen bir mekan. Yeşiller içerisinde bir taraftan dere ve 5. yüzyıla yapılmış Ayazma adı verilen bir kilise görüyoruz. Üstünde bir mescit var. Şimdi onlara biraz yakından bakmaya gidelim. Ayazma'dan biraz bahsedecek olursak, burası dere kenarında inşa edildiği için bu su birikintisine bağlı bu ismi almış ve 5. yüzyılda yapıldığı biliniyor. Nasıl Osmanlı saraylarında, Osmanlı konaklarında ve camilerinde bir estetik düşünülmüşse, burada da gün dönümlerinde, gece ve gündüz sürelerin eşit olduğu dönemlerde pencereleri açılınca içeride bir haç işaretinin gün ışığından çıktığını öğreniyoruz. Şimdi yakından bakarak devam edeceğiz. Öylesine güzel bir yer ki burası, insanı gerçekten dinlendiriyor. Dere deyince, ağaçlar deyince değirmen olmaz mı? Hemen arkamda göreceğiniz bir değirmen var. Harika bir eşsiz manzara izliyoruz bu kez sizler için. Malum Tire'deyiz. Harika bir hava. Her yer asırlık usta. Nalıncısı, keçecisi, semercisi hepsi gören bilir de. Az sonra. Kırmızı, mor, yeşil kadifelerle, simli iplerle, tel kırmalarla ve pullarla süslü nalınlar. Ve bu nalınlara 65 yıldır en saf duygularını motif motif işleyen bir usta, Cemil amca.
Nalıncılık yapıyoruz. Ne zamandır yapıyoruz? Benim baba mesleğim bu efendim. Küçük yaştan beri yapıyorum. Neredeyse 65 senedir bu işi yapıyorum. 65 yıldır nalın üretiyorsunuz. Bir zamanlar bizim terlikler, plastik terlikler çıkmayınca bizim mesleğimiz çok çok iyiydi yani. Şimdi plastik terlikler çıkalı bizim mesleğimize bahtaladı yani. Sadece camilerde değil, bir yerden bir yere giderken de kullanılıyormuş değil mi? Tabii köylerde, evlerde, bahçelerde kullanılıyordu. Şimdi plastik terlikler halka daha kolay geliyor giymesi. Onun için ekseri oraya döndüler, plastik terlikleri döndüler millet. Bir zamanlar bizim bu çarşıda 8 tane lalıncı arkadaş vardı. Bu çarşıda? Evet, bu çarşıda 8 tane lalıncı arkadaş vardı. Bu ürünlerden görmeyeceksiniz belki, uzun zamandır da camilerde artık görmüyorsunuz. Yerini çünkü farklı ürünler aldı. Cemil Usta'ya hizmetinden, yıllara verdiği destekten dolayı çok teşekkür ediyoruz. Çay eşliğinde yapılan sohbet sonunda şunu anlıyoruz ki, tren alınları son usta Cemil amcanın ellerinde. Sonunu bilen muzdarip bir hasta misali, zor da olsa yaşamaya çalışıyor. Aynı kaderi bekleyen başka bir ustaya doğru yola koyuluyoruz. Usta tüm güler yüzüyle karşılıyor bizi. Tire'de gören bilir diye devam ederken gezimize Kamil Usta'yı ziyaret etmeden olmaz. Yıllara meydan okumuş bir iş yerindeyiz. Kaç yıldır burası var? 65 senedir buradayım. Devam ediyorum yani mesleğe. 65 sene oldu buraya geleli yani. Siz nereden başlamıştınız işe? Baba mesleğine yani. Baba mesleğine başladık. İlkokulu bitirdik. Başladık mesleğe, semerciliğe. Peki 65 yıldır güler yüz eksik olmadı mı? Hep güler yüz var mıydı böyle? Devamlı güzel. Evet, evet. Bu esnaflığın olmazsa olmazı değil mi ya? Bu olmazsa müşteriyle diyalog ol. Biliyorsun daima müşteriye karşı yani. Esnaflığı babadan mı öğrendin? Evet, evet babadan öğrendim yani. Baba mesleği kendim geliştirmiş, o da babasından mı devralmış biliyor musunuz? O babasından değil yani. Ustasından öğrenmiş yani. Ayrı semerci ustasından yani. Yani normalde siz bu işi ekmek parası için, kazanç için yapmıştınız. Ama yıllar içerisinde azaldıkça artık şimdi insanların dikkat ettiği, merak ettiği bir işe dönüştü. Peki... Yok olmadı. Bitiyor artık da bitiyor yani. Meslek bitti. Öldü bu taraf var işte. Hayvancılık da gitti. Teknoloji ilerledi, motorlu taşıtlar çoğaldı. O bakımdan hayvancılık bitti artık yani. Küçük böyle hediyelik, eşyalık bir şeyler yapıyor musunuz? Ara sıra yapıyoruz yani. İsteyen olur, sipariş falan olursa yapıyoruz. Yani minyatür yani. Minyatür olarak yani. Nalın ustası Cemil Usta'nın da söylediği ifadeleri Kamil Usta'dan da duyuyoruz. Ve meslekler artık yavaş yavaş kendini bırakıyor, unutulmayı tutmaya doğru devam ediyor. Meslekler biterken onların kattıklarını görüp teşekkürü sadece bir borç olarak ifade ediyoruz. Artık bize müsaade. Bir daha görüşmek üzere diyelim. Teşekkür ederim, sağ olun. Tire'nin güney kesiminde yeşillikler içerisinde yer alan Yavukluzade Külliyesi 15. yüzyılda Yoğurtluoğlu Mustafa Bey tarafından yaptırılmış. Uzun yıllar harap durumda kalan medrese bir ara yoksullar barınağı olarak da kullanılmıştır. Şimdi içerisinden bakacağımız yapı bir dönemin en büyük tanıklarından bir tanesi. Yavukluoğlu Külliyesi'nde yer alan ve Türk astronomi tarihi açısından büyük bir öneme sahip olan Rasathane'nin gözetleme kulesi ilk bakışta dikkati çekmekte. Ayrıca bir muvakkithanesi de bulunan yapının doğusunda ve batısında medrese odaları yer almakta.
belediyeden ayrılıp Tire'de yer alan bir başka önemli mekana doğru yola koyuluyoruz. Necip Paşa Kütüphanesi. Bu kütüphane 1827 yılında 2. Mahmut dönemi devlet adamlarından Mehmet Necip Paşa tarafından yaptırılmış. Yörenin en önemli kültür miraslarında. Sizler için gezelim dedik. Kütüphane değerli yazma eserleriyle ziyaretçilerini beklemekte. Şimdi öyle bir yere gidiyoruz ki Tire'de geçmişin bugüne taşındığı bir yer. Tire Kent Müzesi. Gören bilir farkıyla izleyeceksiniz. Gören bilir izleyicileriyle bir ilki paylaşıyoruz. Tire'ye geldiğinizde artık görmeniz gereken bir müze var. Kent Müzesi. Harika eserlerin içeride bulunduğu bir yere gideceğiz. Ve müze müdürümüz Edip Bey yanımızda. Bize mihmandarlık yapacak. Buyurun gidelim. Müzenin içini gezelim. Nereden başlayacağız? Hoş gördük. Kent Müzesi müdürümüz Edip Bey'in önderliğinde gören bilir diyoruz. Kısa bir süre önce açılmasına rağmen müzenin, Tire'nin marka değerine katkısı yadsınamaz düzeyde. Hayatının bir döneminde Tire'de bulunan Lamartin ve köşesi, bir bağışçı tarafından oluşturulan Pierre Loti'nin özel eşyaları ve sergisi. Kent Müzesi'ni gezerken Edip Bey bize dramatik bir hikaye anlatıyor. Şahinzade Atollah Efendi 1826 yılında Tire'ye sürgün olarak gelmiştir. Asıl görevi sarayda hekimbaşı olarak çalışmıştır. Fakat bir Bektaşi olayından dolayı Yeniçerilerin bir ayaklanmasından kendisi suçlanarak Tire'ye gelmiş. Fakat daha sonra hükümdar yanlışını anlayarak tekrar Tire'ye ferman gönderip affını istemiş. Fakat Eğinli Ali Bey itlakınıza yani affınıza diyeceği yerde itlafınıza, idamınıza diye bir harf hatasından dolayı aniden kalp krizi geçirerek Şahinzade Atollah Efendi vefat etmiştir. Kendisi Tire'ye defne olmuştur. İtlaf olmuş aslında. Evet, öyle de diyebiliriz. Tabii kendisi tıp tarihinin en önemli kişilerinden biridir. Ve günümüz tıp okullarında okunulan Anatomi kitabının ilk yazarlarından birisidir. Şu an Anatomi kitabının orijinal el yazması Tire'de Necip Paşa Kütüphanemizde el yazmaları bölümünde bulunmaktadır. Biz kendisine verdiği güzel bilgilerden dolayı teşekkür ediyor. Tire hatıra fotoğrafımızı da çektirip müzede bir tezgahta, dünyada ve ülkemizde tek olan beledi dokuması yapan Ethem Tıpır Dokusta'nın yanına gidiyoruz. İnsanı kendisine çeken, nefes kesen bir gürültü karşılıyor bizi. Bugünün ve dünün arasında bir gerçek, bir usta Ethem Tıpırdık. İlmek ilmek dokuyor bugüne geçmişini. Ustanın elindeki mekik bir uçtan bir uca koşuyor. İple tezgahta adeta dans ediyorlar. Rüzgarda uçuşan bir perdeye dönüşüyor bu dans. Biz de bu dansa ortak olmaya geldik. Hadi hayırlısı. Şimdi çok özel bir dokuma tezgahının önündeyiz. Tabii yıllardan bu yana kalmış ve artık yalnızlaşmaya da başlamış ama hala devam ediyoruz. Peki beledinin isminden başlayalım. Nedir? Beledinin aslı Veledi'dir. Bu veledi ismi de şöyle oluşmuş. Baba bu tezgahı üretmiş ama çalıştıramıyor. Oğluna çağırıyor. Oğlum diyor, ben bu tezgahı bu hale getirdim. Artık tıkandım. Gel diyor, sen de biraz yardım et. Babası, oğlu diyor ki babasına, bir şartla baba diyor. Peki diyor oğlum, şartını da kabul ediyorum, yeter ki tezgah çalışsın. Babasının yapmış olduğu sisteme iki tane çubuk ilave ediyor. O iki çubuğu ilave edince tezgah başlıyor çalışmaya. Baba seviniyor, yaşa be diyor, emin oğlu velet diyor. Velet işte çocuk anlamına geldiğinden belediye olarak günümüze kadar gelmiş. Son zamanlarda bu belediye olarak dilimize yerleşiyor. Peki nasıl bir dokumadır bu? Şimdi belediye dokuma dünyada ve Türkiye'de tek sadece Tire'ye has olan bir dokumadır. Diğer yörelerin dokuma tezgahlarında iki ayak iki çerçeve varken bizde
24 çerçeve 13 pedal var. Bu tezgahın en büyük özelliği budur. Çift katlı astarlı dokunabilir. Diğer yörelerin dokumalarından farkımızdan birisi bu sistemin verdiği desendir. Bakın bizim kumaşlarımızın hep desenlidir. Bu tezgahlardaki desenler bizim bu tezgah has tezgahtır. Başka hiçbir yerde bunun taklidi görülmemiştir. Yıllarca sanayinin gelişmesine rağmen bunu makineleştirememişler de. Yani bu şekilde orijinal haliyle devam ediyor. Neler yapılır bu tezgahta, neler çıkar? Ürün olarak diyorsunuz. Evet. Şimdi geçmişte evlerin divan örtüleri, yorganları, ne bileyim perdeleri aklınıza gelebilecek olan... Ev tekstili. Ev tekstili diyebiliriz daha geniş tabirle. Çünkü niye? Yani böyle özel bir ürün ve 1500 yıllara kadar da gidiyorsa neden şimdi seri üretim yok? Sahip çıkılmayışı neden sizce? Sahip çıkılmayışından ziyade bu işin diğer ürünlere nazaran biraz daha pahalı. Çünkü emek var. Emeğin değeri maddiyatla ölçülemez. İnsanların ekonomik seviyeleri günden güne malum düşüyor. Değerini de bilmeyince bir kuruşluk kumaş da benim işimi görüyordu. 100 kuruşluk kumaş da işimi göreceği için bir kuruşluk da işini geçiriyor. Ve eskisi gibi şey yok artık, at yenisi geliyor. Eskiden insanlarımız değerlendirirlerdi. Küçülen kazağı başka bir yer kullanır. Küçülen kumaşı kesip başka bir ürün olarak kullanır. Şimdi böyle bir şey yok artık. Çünkü sürekli üretim var. Tüketim toplumu haline geldik. Bu da sanatlarımızın ölmesinin sebeplerinin en büyük sebeplerinden birisidir. Şöyle diyebilir miyiz? Bu daha sağlıklıdır, sağlamdır, şöyledir, farklı özellikleri var mı? Burada dokunmuş olduğumuz kumaşın içine ne koyduğumuzu biliyoruz. İşte ipek koyuyoruz, pamuk koyuyoruz. Benim dokunmuş olduğum kumaşları her türlü teste tabi tutabilirsiniz. Benim söylediğim haricinde herhangi bir artı bir şey çıkmaz. Yani yabancı madde çıkmaz. Sentetik zaten yoktur. İpektir, pamuktur, yündür. Biz natural bir çalışma yapıyoruz. Kupon çalışma, kişiye özel bir çalışma yapıyoruz. Çünkü üretimimiz sınırlı. Fabrikalar böyle bir şey yok. Tonlarca, binlerce metrelerle yapıyor kumaşları. Biz sınırlı sayıda kişiye özel çalışma yapıyoruz. Şöyle desek belki doğru olacak. Süreç artık kolaylaşıyor. Her şey hızlanıyor ama sağlıksızlaşıyor. Bozulmaya da başlıyor. Peki siz şu an kalan son ustasınız. Evet, son ustayım. Kültür Bakanlığı'ndan da? Sanatçı kimlik kartım var ve somut olmayan kültürel miras taşıyıcısı olarak Kültür Bakanlığı kayıtlarındayım ben. Peki UNESCO'nun Yaşayan İnsan Hazinesi'ne adaylığımız var mı? İnşallah adayız. Böyle bir işi sürdürürken aday olmamak mümkün değil, değil mi? Tabii ki, tabii ki. Biz değerimiz bilinsin. Sanatımızın değeri bilinsin. Biz ondan sonrayız. Önce sanatımız bilinsin. Ethem Usta çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür Siz ederim. Çok ciddi bir emek sarf ediyorsunuz ve son usta olmanın da onurunu taşıyorsunuz. Tabii Tire'de başka sanatlar, geleneksel el sanatları devam ediyor. Ustamız burada çalışacak. Biz diğer sanatları görmeye, gezmeye devam edeceğiz. Kolay gelsin. Sağ olun efendim. İyi günler. Teşekkür ederim. Sağ olun. Müzede canlı canlı sergilenen yöreye has geleneksel el sanatları bölümleri de mevcut. Sanki bir müzede değiller de kendi dükkanlarında çalışıyorlar gibi hepsi. Kent Müzesi'nden artık ayrılıyoruz. İçeri girdiğimizde erken saatlerde ama saatleri nasıl geçtiğini artık fark etmedik bile. İçeride apayrı bir boyut var. Çıkmak istemiyorsunuz adeta. Ama bizi başka bir usta bekliyor. Keçeci Arif Usta'ya gidiyoruz. Tire'de hava çoktan kararmış. Sokaklarda yağmur damlaları altında koşuşan ayak sesleri. Ve yağmura da, havaya da aldırmadan çalışan bir atölye, bir usta. Esselamu aleyküm usta dedik, daldık içeri. Hummalı bir çalışma karşıladı bizi. İçimizdeki merakı da gidermek için ucundan tutalım dedik işin. Müzik
Arif Usta'nın ve arkadaşlarının yardıma ihtiyacı olduğundan değil, sadece merak ettiğimden ben de ucundan tutmaya çalışıyorum. Keçeciliğin sil baştan konuşmaya çalışsak nedir, nasıl yapılır, siz nereden başladınız? Dedem Esse benim, üçüncü kuşağım. Üç kuşaktır bu işi yapıyoruz. Baba benim ustam esas. Dedeyi de gördük ama esas bütün öğrendiklerimizi babadan öğrendik. Bakıyorum birçok ürün var. Nasıl başladı ve neler üretiyorsunuz şu an? Benim bu konuda en çarpıcı örneğim belki o gelinlik yaptık mesela. Güzel gelinlik. Sanatlardan bir öğrenciyle. Harika. İtalya'da ödül aldı çocuk o gelinlikle. Yine başka bir öğrenci arkadaşa heykel yaptık. Sabah kalkıp diyorum ya ben hadi bir ipek koyayım şunun arasında nasıl olacak bakalım diye düşünemezsiniz. Kesinlikle böyle bir şey yok. Ama sağ olsun her gelen kişi bize bir şeyler öğretti. Ben tek gurur duyduğum nokta denedik biz. Yani herkesle başarılı veya başarısız olduk ayrı konu ama denedik. Deneyerek de bugünlere geliyorsun. Çift pirli meslektir bizim mesleğimiz. Bir hallacı Mansur'dur. Hallaçlığın piridir o. Çok önemli. Yünü taramanın, inceltmenin. Bir de Abdülmuttalip dediğimiz, Ebu Said dediğimiz keçeyi sıkıştırmanın, keçeleştirmenin piri vardır. İkisi çok önemlidir. Yani babam hep onu der. Bazı mesleklerin hiç piri yoktur. Çift birli bir meslek hiçbir zaman aç bırakmaz der. Nasip budur zaten yani bizim hayatımızda. Biz de hep bunu beklememiz gereken yerden bekleriz nasibi. Hiç aracılara takılmayız. O benim nasibimse nasıl olsa gelecektir. Burası çalışan bir atölye ve biz ustayla muhabbete dalınca biraz işi geciktiriyoruz. Şimdi işe geri dönelim. Bu küçük atölyede aşkın ve sabrın güzelliğine şahit olduk. Keçenin ter ile yoğrularak nasıl kıvam aldığını gördük zamanın terazisi ustanın elleri. Durmadan kendini yenilerken hayat, usta da yeniledi kendini ve keçeyi. Bugüne taşıdı geçmişi, geleneklerine sadık kalarak, geçmişini unutmadan. Tire'ye karşıdan top tepeden merhaba demiştik. Şimdi göletten veda ediyoruz. Tire bir çırpıda gezebileceğiniz, kolayca görebileceğiniz bir şehir ama içinde birçok tarihi saklıyor ve birçok medeniyeti ev sahipliği yaptığını öğreniyoruz. Hala geleneksel sanatlarını geleceğe aktarmaya devam ediyor. Haftaya başka şehirlerde, başka hikayelerde görüşünceye kadar esselam ve selam.